Merhaba arkadaşlar, ben şimdi size Samsung Galaxy S3 Mini'den replika Samsung Galaxy S3 Mini'yi sunacağım. Arasındaki farkları, benzerlikleri söyleyeceğim. Başta şunu söylemek istiyorum. Replika demek orijinal olmayıp ama diğer bir ürünle, yani mesela replika Samsung Galaxy S3 Mini ya, orijinal değil ama S3 Mini ile birebir aynısı demek. Yani Çin malı değil. Bu Kore malıdır. Kore üretimidir. İkisinin de ekranlarını açayım. İkisinin de ekranlarını görüyorsunuz. Çözünürlükleri. Her şey aynıdır. Bundaki her şey bunlara mevcuttur. Android sürümlerini size göstereceğim şimdi. Bu arada bu orijinali, bu replikasıdır. Replika bu. İkisini de aşağı indik mi? Telefon hakkında diyoruz. Yazılımları Android sürümleri 4.1.2, 4.1.2, ikisinde de aynıdır. Ayrıyetten hızlarını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bunun menüsü ile bunun menüsü aynı. Hızları bu. Bunun hızı. Şimdi bunun hızını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi hızları aynıdır. Her telefon kasabilir. Bunu kafanıza takmayın ama bu telefondan ilgili değildir. Bu virüsle ilgilidir. Uygulama indirmişsinizdir. Telefon virüs kapmıştır. Ondan dolayı. Şimdi size bunun depolamalarının 16 GB replika olmaz. Çünkü olabilir ama özel üretim olur. Ama bakın, bunun piyasa değeri 200'den başlar. 200'den aşağısı almayın. Yani ben size almamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bütün özellikler bunda da mevcuttur. Bundaki özelliklerin. Gördüğünüz gibi. Aynıdır. Bunun 16 GB olmaz replikanın. Onu diyorduk. Çünkü bu 16 GB yazar. Ancak 16 GB olmaz. Çünkü bunu programdan değiştiriyorlar. Ben şimdi size göstereyim. Şimdi görüyorsunuz 16 GB boş yazıyor ama diyor ki 98 MB kullanılıyor diyor. 98 MB kullanıldığında yarısına geldiyse bu o zaman 128 MB'dir. Yani bu bir kandırmacadır. Bunlara inanmayın. AnTuTu benchmark yüklü olarak geliyor. Bu da uygulamada değiştirilebiliyor. Yani onda 16 GB, 20 GB de yapılır. Bir programdan değiştirilebiliyor. Yani buna güvenmemenizi, ama ekranları, bunun da AMOLED ekran, bunun da AMOLED, çözünürlükleri aynı, sürümleri aynı, bunun bir tek RAM'i yüksek, bir fark o yani, cidden bir fark o. Kameraları ikisinin de aynı, bunun kamerası ile bunun kamerası aynı. Şu an ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi ikisinin de kamerası aynı. Hatta bu biraz daha mat gözüküyor gördüğünüz gibi. Çünkü buna güneş parlaklığı vuruyor ama şimdi aynı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları size bilgi olsun diye ben bunları şu an sunuyorum. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bu 3 boyutlu oyunları açar. Ama telefondan telefona değişir. Bazı telefonlar oyundan seni atar. Mesela Survivor Surf'e girdiğinizde size oyundan atar. Bunun gerekçesi RAM'i düşüktür. Ama oyunu SD kartı, yani hafıza kartına ayarlardan taşıdığımızda, mesela Clean Master'ı öneririm, indirin. O size RAM'inizi nasıl daha taze tutmanızı söyler, yönlendirir sizi. Yani oraya taşıdığımızda hafıza kartına oyun açılır. Bazı telefonlar da açmayabilir. Yani beklentiniz çok yüksek olmasın. Subway Surf, Temple Run gibi oyunları açmayabilir. Ama Android 24.1.2'dir. Mesela bu telefon açıyor şu an. Survivor Surf'ü. Ama bazı telefonlar açmaz. Clean Master gördüğünüz gibi. İkisinin de gördüğünüz gibi aynı. Gösterdiğim gibi. İkisinin hızları. Ancak siz şimdi şuna takılmış olabilirsiniz. Ancak ama bu değiştirilebiliyor.
Mesela vücutlara girdiğimizde ben bunu indirdim meteorolojiden, Google Play Store'dan uygulama olarak. Gördüğünüz gibi buradadır ama ben bunu kullanmıyorum. Bu uygulamayı kullanıyorum tam tersi. Ben o programı sevdiğim için WhatsApp gördüğünüz gibi orijinalde de yüklüdür, bunda da yüklüdür. Her türlü özelliği aynıdır. WhatsApp gibi, WeChat gibi bütün uygulamaları, Google Play gibi bütün uygulamaları yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi YouTube. Oyunlar burada mevcut. Gördüğünüz gibi. WhatsApp mevcut. Ayrıca bu yumuşak tuş bunda da aynıdır. İki yumuşak tuş da aynıdır. Gördüğünüz gibi hızlıca bastığınızda direkt kapanır. Bunda da göstereyim. Gördüğünüz gibi bunda da hızlıdır. Şimdi size oyunlarını göstereyim. Orijinalde bunlar var gördüğünüz gibi. Bunda da bunlar var. Wild Surf yüklemedim çünkü 128 MB olduğu için. Yani hafıza kartında da çok resim, video olduğu için yer kaplamasını istemedim. Bir de sevmiyorum. Ama açıyor. Ayrıyeten ana kilit ekranları aynıdır ikisinin de. Göstereyim size. Bunun da aynıdır. Bunları piyasa değeri dediğim gibi en başta 200 liradan başlar. 200 liranın altındakileri almayın. Telefonla bu telefon aynıdır. Fakat bu Kore, bu da Türkiye'den alınmıştır. Yani size önerim, paranız yok yoksa replikayı tercih edebilirsiniz. Bunda e-mail kaydı vardır, kapanmaz. E-mail kaydı kapanırsa da aldığınız yer garanti süresi bitmediği sürece yapabilir. Çok kolay bir şey e-mail kaydını yaptırmak. Siz de yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.